Bugün hocalara ait bir şeyler konuşulduğu zaman ya da bir hocayı evinize davet ettik, ettiğiniz zaman ya da başkaları ettiği zaman konuşulan 2-3 cümleden sonra sözün nereye geldiğini biliyorsunuz değil mi? Bu büyük bir acımız bizim. Buna malzeme veren hocalar da bu konuda Allah katında mesuldür. Bu yeme içme meselesini hocalar üzerinden alay konusu yapan cemaat de Allah katında mesuldür. Hocanın hocalığı bizim için önemli değil. Onun temsil ettiği bir makam var. O makam ilmin izzetini gerektiren bir makamdır. Eğer biraz olsun ilmin izzetini fark eden bir hoca, bir alim, bir muallim neyse artık onun adı toplum içerisinde tıka basa yiyerek bu manada insanların cahilce konuşmalarına malzeme verecek şeyler yapmamalıdır. Ne olursa olsun hocam sen yersin hocalar yer bilmem ne ben daha ötesini söylemeyeyim ama siz biliyorsunuz. Bu tarz şeyler söyleyerek o makama ait olması gereken o izzeti ayaklar altına düşürmek de bizi Allah katında yarın mahcup eder.